Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. Bu hafta da dop dolu bir altın rehber programıyla karşınızdayım. Farklı sektörlerden en yeni trendler, iş dünyasındaki yeni gelişmeler, yatırımcılar ve çok özel röportajlar var. Farklı konu ve konuklarla birçok sektörün nabzını tutuyoruz. Hazırsak hemen haber turumuza başlayalım. Moody's'ten konut sektörüne dair değerlendirme. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, konut teminatlı dönüştürmelerin Türkiye'deki en güvenli kredi enstrümanları arasında yer aldığını vurguladı. Moody's yaptığı açıklamada, konut kredilerinin Türk bankalarının en güvenilir, kredibilitesi en yüksek varlıkları olduğunu belirtirken, genç nüfusun konut talebi ve kişisel gelir artışı, ekonomik büyüme ve teminat gücünü artırıyor ifadelerini kullandı. Bakandan müjdeli haber. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Diyarbakır'da 7500, Çankırı'da ise 3000 olmak üzere toplam 10.500 kişiye istihdam sağlayacağını belirtti. Sayıyı artırmayı hedefleyen Bakan Işık aynı zamanda bazı alanlarda da sanayi bölgeleri kurulacağını ifade etti. Işık, 2023 yılında 70 yeni OSB kurmayı ve 1 milyon ilave istihdam oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Sinop'ta nükleer fizibilite. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sinop'ta kurulacak olan nükleer santral için fizibilite çalışmalarına başladı. 16 milyar dolarlık malzeme için yerli firmalardan bilgi isteyen bakanlık tedarik için çağrı yaptı. Bu anlamda Türkiye'den alınması düşünülen fakat yetkin firmalarda bulunmayan ürünlerin listesi paylaşıldı. 2023 yılında devreye girmesi beklenen santralle ilgili toplam 20 milyar dolarlık yatırım yapılması düşünülüyor. Emekli maaşları yaşlandıkça artacak. Ay sonu denkleştiremeyen 3 emekliden biri çalışıyor. Ama artık emeklinin maaşına zam yapılırken geçim ve bakım sıkıntısı öncelik olacak. Hatta bu durumda bazılarının maaşı tam %100 artacak. Örneğin bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan 80 yaşın üzerindeki bazı emeklilere yapılan zam tam 2 katına çıkacak. Bu hafta çok farklı bir sektör var sırada. Gemicilik sektörü. Gemicilik sektörü ayakta tutan şey nedir? Gemi dekorasyon hizmetleri sunan ERG Design'a konuk olduk. İzleyelim. Sevgili izleyenler, Altın Rehber ailesi durdurak bilmiyor ve sektörler arası yolculuğuna devam ediyor efendim. Şimdi de sizlere Kocaeli Derince'den sesleniyoruz. ERG Design'dayız. Deniz sektörünün, gemiciliğin nabzını yokluyoruz bugün de. Yanımızda Ertekin Bey var. Merhabalar Ertekin Bey. Merhabalar. Merhaba. Efendim ilk olarak şunu sorayım size. Bu sektörü ayakta tutan şey nedir? Bu sektörü şu anda ayakta tutan devletimizin başlatmış olduğu Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı gemilerin imalatı, yeniden inşası ve modernize edilmesi ve aynı zamanda enerji gemileri ve römorkörler umarım devam eder. Şu anda bizleri ayakta tutan, ciddi şekilde ihracat arttıran işler bunlar. Peki siz nasıl bu işe başladınız Ertekin Bey? Biz tabii merak vardı ama bir akrabamızın yanında çalışmaya başladık. O aralar çok sektör değiştiriyorduk. İşi gördük, bize göre olduğunu, bu işte bir gelecek olduğunu hissettik ve başladık. 21 yıldır da devam ediyoruz. Ne kadar güzel. Peki ERG Design'ın çalışmaları neler? Neler yapıyorsunuz efendim? ERG Design tabii işimizin ana temeli deniz sektörü, gemilerin iç dekorasyonu, havalandırma sistemleri, işte duvar panel kaplamaları, izolasyon işleri, gemilerin zemin işleri, güvertede bir takım izolasyona bağlı işler ve bunun benzeri işler yapıyoruz. Tabii ağır sektör, ciddi bir personel sayısı gerektiriyor ama ciddi bir eleman sıkıntısı yaşayan bir sektördeyiz. Yani. Bunu demişken hemen soralım o zaman. Bu alanda kalifiye eleman bulmak ne derece sıkıntı? Nasıl olacak bu işler? Bir kere tabii üzüntümüz bu işin okulu yok maalesef. Günümüzdeki çıraklık okulları ya da mesleki eğitimler yetersiz. Eğitimli personel bulmak gerçekten çok zor.
Geneli çekirdekten yetişme. Kısa vadeli kurslar var ama yeterli gelmiyor. Ülkemizde ciddi bir işsizlik var diyoruz ama biz işçi bulamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Umarım devletimiz bu konuya biraz eğilir. Özellikle deniz sektöründe daha uzun vadeli düşünülerek yeni kurslar açılır ve eğitimli personel olmuş olur. Peki EREG Design kendisini gelecekte nerede görüyor? Gelecekte hedeflediğiniz yer neresi? EREG Design olarak tabii ki gemi sektöründe kendi branşımızda ilk üçte olmak hedefimiz. Ama bunun yanı sıra karada işler yapmak istiyoruz. Özellikle iç dekorasyon, bina donatımı adına bir hayalim var. Umarım ileride gerçekleştirebiliriz. O zaman bize bu hayalin kapısını açsınız. Hemen sorular geliyor şimdi. Karaya geçeceğiz, ev dekorasyonu yapacağız dediniz. Şimdi bu dekorasyon konusu günümüzde çok fazla ilgi gören bir konu. Bu konuda da gelecekte yeni trendler neler olacak? Siz bu yeni trendleri ne oranda takip ediyor olacaksınız? Tabii şimdiki ev dekorasyonu yeni nesil daha renkli, daha cıvıl cıvıl, daha çok nasıl diyeyim gençliğe hitap ediyor. Ama bunları uygulama yaparken daha sağlık ön plana, yeşil daha çok ön planda olmalı diye düşünüyoruz. Özellikle boyasından tutun ki kullanılan kimyasalların insan sağlığına zararlı olmaması, gaz salgılamaması gerekiyor. Geçmiş dönemde bunlara pek dikkat edilmiyordu ama son dönemdeki takip ettiğimiz kadarıyla sağlıklı ürün daha çok üretime başladı. Tabii ki bunları ön planda tutarak güzel projeler ortaya çıkarmak niyetimiz var inşallah. Efendim şimdi gemilerde montaj yapıyorsunuz, dekorasyon yapıyorsunuz ve gelecekte karaya da geçeceksiniz, ev dekorasyonuna da geçeceksiniz ve işinizi yapan aslında farklı birçok yer var, birçok şirket var. Neden izleyicilerimiz özellikle EREG Design'ı seçsinler? Sizin farkınız nedir? Tabii öncelikle EREG Design'ın farkı kalitesi. 21 yılın verdiği tecrübeyi şirketimize yansıttık. Kalifiye ve işini çok iyi bilen personelle çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti %100 tek şansımız, tek çıkarımız, tek başarı hedefimiz. Bizimle çalışan, daha önce yaptığımız işler ve çalışan insanlar gelecekte yapacağımız işlerin teminatıdır. Böyle söylüyoruz. Projelerimizi gördükçe de insanların bizi tercih edeceğini umut ediyoruz. Peki efendim, çok teşekkürler. Sağ olun değerli paylaşımlarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kanalınıza teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, efendim sizin de gelecekte ev dekorasyonuyla ilgili düşünceleriniz oluyorsa, planlarınız oluyorsa, bakın EREG Design de gelecekte ev dekorasyonuna da el atacakmış. Bekleriz efendim. Kocaeli'de, Derince'de bulunan EREG Design'la iletişime geçebilirsiniz. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek ümidiyle. Çoğumuz araç kullanıyoruz. Peki kaza sırasında en az zarar verecek araç tipi hangisi sizce? Ya da araç almaya karar verdiniz. En çok yakan veya en az yakan araçlar hangileri? Sorduk. Yol Açan Otomotiv'deyiz. İzleyelim. Merhabalar sevgili izleyenler. Altın Rehber ailesi sektörler arası yolculuğuna devam ediyor ve şimdi de sizler için otomotiv sektörünün nabzını yokluyoruz efendim. Araç ve otomobil tutkunları, haydi ekran başına. Otopya'dan, Beylikdüzü'nden sesleniyoruz sizlere ve Yol Açan Otomotiv'le röportaj yapmaya geldik efendim. Biraz sonra Engin Bey'den detayları alacağız. Evet efendim, şimdi de Yol Açan Otomotiv'den Engin Bey'le birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlk olarak size şu soruyu yöneltmek istiyorum. Şimdi günümüzde çoğumuz araç sahibiyiz ve biz ne kadar dikkatli kullanırsak kullanalım aracı, çevremizdekiler ne yazık ki böyle olamıyor. Ben şunu sormak istiyorum size. Herhangi bir kaza sırasında kullanana ve yanındakilere en az zararı verecek olan araç tipi hangisi? Aracın sacı, yani kalın bir sacdan yapılması lazım ama maalesef şimdi üretimden kaçtıkları için çok ince saç kullanıyorlar. En ufak bir çarpışma anında arabalar plastik çamurluk kullanıyorlar. En ufak bir yere vursanız, bir kediye bile vursanız araba paramparça olabiliyor. Daha kaliteli saç kullansalar bunlar tabii ki kazalar veya ölüm durumları daha da azalacak.
Peki Engin Bey, artık şöyle bir olay var, hani çok yakan araç, az yakan araç. Şimdi bu bizim cüzdanımızı ilgilendirdiği için çoğu müşterinin de aslında araç almadan önce tercihini etkiliyor. Sizce bunun ideal olanı nedir? Ne yapmalıyız? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Yıllık 10 bin kilometrenin üzerine geçmiyorsanız veya bir 12 bin, 13 bin yapmıyorsanız benzinli aracı tercih edin derim. Çünkü neden? Servisleri ucuz. Dizel araçla benzinli aracın arasındaki fiyat farkı hesabını yaparsanız daha uyguna geliyor. Servisleri, dizel aracın servise girdiğiniz zaman 1,5 milyar liraysa bir servis bakımı, öbürünün 600 lira, 700 lira. Arasında bir de fiyat farkı koyulduğu zaman olay daha da farklı yönlere gidiyor. Ama siz yıllık 50 bin kilometre, 100 bin kilometre yapıyorsanız dizel araç derim. Dizel araçta da en az 1.6 motor olması lazım dizelde. Benzinde demiyorum. Benzinde de 1.6 motoru kullanırsanız çok fazla yakarsınız. Hı-hı. Yakıt tüketimi daha fazladır. Hı-hı. Yani bu 2000 motora kadar gidebilir. 2000 motor araçlardan bizim vatandaşımız korkuyor ama benim şu an bindiğim araç 2000 motor araç. 1300 motor araçlara göre bile daha az yakıyor diyebilirim. Hı-hı. Yani motorun güçlü olması demek sollamalarda olsun sizi sıkıntıya düşürmeyecektir. Yani birçok kazayı arabanın seri olmasından dolayı atlatabilirsiniz. Hı-hı. Ama motorunuz güçsüzse tıkanır kalırsınız. Peki Engin Bey, şimdi gelelim yol açan otomotive. Yol açan otomotiv ne zamandır var, ne zamandır buradasınız ve neler yapıyorsunuz? Yol açan otomotiv olarak 1995 senesinde Avcılar'da açıldı. 95 senesinden bu yana da firma olarak devam ediyoruz. Önceden aslım 1990 senesinde başladım ama o zaman şahıs firmasıydı. Limited şirketine 1995'in sonu, yani 96'ya girerken açtık bu şirketi. O günden bugüne kadar da geliyoruz. 26 yıldır bu işi yapıyoruz. Ne gibi araçlar satıyorsunuz efendim? Binek araç, servis araçları, her tür ikinci el araç alıp satıyoruz. Yani otobüsünden veya tır çekicisinden her türlü araç alıp satabiliyoruz, satıyoruz. Peki bildiğimiz kadarıyla daha çok servis araçları satıyorsunuz. Neden bunu tercih ettiniz? Çünkü servis araçlarının belli bir satış dönemi yok. Bir binek aracın ilkbaharda başlar satış hareketliliği. 6. 7. aya girmeden biter. Ondan sonra beklersiniz. Eylül ayı gibi de halkımız veya vatandaşlarımız tatilden dönüşünde binek araçlarını satmaya başlar. Çünkü borçlu almıştır. İmkansızlığı veya arkadaşından, dostundan borç almıştır. O paraları geri ödeyebilmek için araçlarını tekrar satışa başlıyor. Ne oluyor? Bu sefer pazarda bolluk olduğu zaman ucuzluk başlıyor. Bu sefer alan da satan da mutsuz oluyor. Ama ticari araçta öyle bir şey yok. Ticari araç, çünkü vatandaş evine ekmek getirebilmek için alıyor ve onun sezonu yok. Sürekli satabiliyoruz. Özel okullarda dikkat ediyorsanız çok fazla açılmaya başladı. Ne kadar okul açılırsa o kadar da biz servis araçlarını satabiliyoruz. Ama son bu plaka olayları bizi de tabii ki etkiledi. Bu plaka olaylarının da bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Peki efendim, diyelim ki ben ikinci el araçlar alıp satıyorsunuz. Diyelim ki ben size aracımı getirdim, sattım ve siz de bir başkasına satacaksınız onu. Evet, evet. Benim aracıma, yani bir başkasına satmak için yol açan otomotivin eli değiyor mu? Bir işlemden geçiriyor musunuz arabayı? Biz komple kendimiz ekspertizini öncelikle kendimiz yapıyoruz. Hasarlı, ağır hasarlı araç almıyoruz. Boyalı araç alabiliyoruz. Veya bir çamurlu değişmiş araç alıyoruz ama sattığımız kişiye de kesinlikle bunu söylüyoruz. Söylememezlik etmiyoruz ve satarken de şunu söylüyoruz müşterimize: yetkili servise veya özel servise veya ekspertiz şirketlerine gidin, ekspertizini yaptırın, yarın bizi suçlamayın. Ha, olası bazen olabiliyor, bizim gözümüzden kaçan bir şey oluyor. Eğer bizim kendi hatamızdan dolayı bir şey olmuşsa araca, maliyeti veya bedeli ne olursa olsun biz onu karşılıyoruz. Hı. Kendi bünyemizde, kendi çalıştığımız firmalar var. Onlara onartıyoruz, yaptırıyoruz. Peki efendim, Otopya'da ofisiniz, şubeniz. Otopya'da olmanın bir avantajı var mı? Bu Otopya'nın hikayesi nedir? Otopya'da olmanın tabii ki, yani Otopya'da gelen müşteri bir kere size güvenebiliyor.
Neden? Burada kiracı da olsanız, mal sahibi de olsanız zaten dükkan fiyatları farklı. Bunu söylemek istemiyorum. Kira olayları da farklı. Yani burada ufak tefek galerici barınamaz zaten, duramaz. Bir ayda batar gider. Gelen müşteri de bunu bilinçli olarak geliyor zaten. Yani diyor ki ben 300 lira, 500 lira pahalı da alsam yarın sabah gittiğimde firmayı bulabileceğim yerden alayım diye geliyor. Yol açan otomotivin farkı nedir? Bizim farkımız şu. Aracı alırken özellikle ben kendim ekspertizini yapıyorum. Motor, şanzıman, diferansiyelini olsun. Özellikle test sürüşünü yapıyorum. Ha, kendim onarımını yapabilir miyim? Yapamam. Ama aracın nerede arıza olduğunu bilirim. Bildiğim için de orada sıkıntı yaşamıyorum. Mümkün mertebe sorunsuz araç almaya çalışıyorum. Yani piyasaya göre 300 bindeki arabayı 50 bin liraya değil de 60 bindeki arabayı 55 bin liraya alıyorum. 57 bin liraya alıyorum. Üstüne 1-2 bin lira kar koyarak satıyorum. Yani yüksek kilometreli veya hasar kayıtlı veya bozuk arabayı alıp ucuz diye onunla uğraşmıyorum. Peki en çok hangi kesim tarafından ilgi görüyorsunuz? Müşterileriniz kimler? Özellikle emekli kesimi ve fabrikalar. Fabrikalar personel servislerini istiyorlar. Emekliler de genelde okul taşıtlı yazan araçları istiyorlar. Nedeni de şu, emekli olmuş. Tabii ki emekli maaşı herhalde yetmiyor ki vatandaşımızın. Ek bir iş yapmaya çalışıyor. İşte ek olarak da aldığı primle mi diyeyim size veya emekli olduğu maaşla biraz bankadan kredi kullanıyor. Yani rahat bir geçimini sağlayabilmek için, biraz da yaşı ilerlemiş olduğu için kendine en nasıl kolay bir iş bulabilirim servisi tercih ediyor. Genelde müşterilerimizin %60, %70'i emekli kesimi. Peki yol açan otomotiv gelecekte kendisini nerede görüyor? Çok hızlı adımlarla değil de büyümeyi düşünüyoruz tabii ki. Aynı noktamızda kalmayacağız. Ama çok tepkinli. İkinci el gene kesinlikle bırakmayız. Sıfır araç bayiliği almayı çok fazla düşünmüyorum. İkinci el elimizdeki araçların sayısını çoğaltmak. Bu esnada işte tır gibi, kamyonlar gibi büyük araçlara girmek. Şu an bugün için burası yeterli ama bir iki sene sonra bizim de programlarımız var. Büyükçekmece tarafına doğru büyük bir arsa, 10 dönüm gibi bir arsa kiralayıp arsa üzerinde kendi araçlarımızı sergileyeceğiz. Yani orada sadece yol açan otomotivin araçları olmuş olacak. Kıyafetli ve ayakkabıda 2016 yaz trendleri nelerdir sizce? Giyim sektörünün öncü firmalarından Natural Giyim'e konuk olduk ve sorduk. İzleyelim. Mehmet Bey, siz burada kıyafet ve ayakkabı satışında bulunuyorsunuz. Hemen evet. Size ilk olarak şunu sorayım o zaman. 2016 yaz trendleri neler kıyafette ve ayakkabıda? Kıyafette bu sene yaz trendi dar ve kısa bilek üstü dediğimiz pantolon modelleri çok moda. Ve bunların üzerinin altına giymesi için ayakkabıların, Türkiye'de şu anda bilinen fenomen bir ayakkabı markası. Markayı söylemiyoruz. Ondan sonra bu tarz ayakkabılar. Evet, hemen ayakkabımızı burada görüyoruz. Göründüğü gibi bu sene bu ayakkabılar çok moda. Kombinasyon üzerine bu ayakkabılar çok güzel. Peki bu ürünlerin imalatı size mi ait, ayakkabıların ve kıyafetlerin? Bunların tabii ki imalatları kendi firmaların, markaların imalatı. Biz bu markaların corner bayisiz. Ürünleri bu firmalar üretiyorlar. Biz de bunların getirip corner bayi olarak pazarlamasını yapıyoruz. Peki efendim, izleyicilerimizin yolu Edirne'ye düştüğü zaman neden natural giyimi tercih etsin? Neden natural giyimi tercih etsin? Çünkü natural giyim alternatif renkleriyle, kombinasyonlarıyla, canlı renkleriyle, dar kesim, slim fit, günümüzün modasına en iyi uyum sağlayan ve takip eden bir firma olduğu için özellikle insanlar tabii ki bize uğramadan gitmemeleri gerekiyor. Biz trend ürünlerine daha çok üstte çok çalışıyoruz. Sosyal medya üzerine de çalışıyoruz. Bu tarz ürünlerde Edirne'de en iyi hizmeti verdiğimizi düşünüyoruz. O yüzden Edirne'ye dışarıda gelen insanlar zaten Kırkkareli, Lüleburgaz, Keşan'da
özellikle Edirne'ye gençler geldiği zaman bizim firmamızı tercih ediyorlar bu konuda. AVM'ye geldikleri zaman direkt firmamızı tercih ediyorlar. Ve başka şehirlere geldikleri zaman mağazamıza uğramadan gitmemelerini tavsiye ediyoruz. Şimdi de teknoloji haberleri izleyelim. Yakıt tasarrufunu sağlayacak jant. Makine yüksek mühendisi erkek yaptığı açıklamada motor ve araç teknolojilerinde son yıllarda ciddi bir gelişme yaşandığını söyledi. Araç aksamları konusunda yakıt tasarrufuna yönelik bir çalışma yapmaya karar verdiğini dile getiren Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Merve Yavuz Erkek, yaklaşık bir yıl önce farklı bir jant tasarımı için araştırma içine girdiğini anlattı. İnterneti en iyi kullanan bakanlar ve bakanlıklar açıklandı. İnternet varlıklarını en iyi kullanan bakanlık Gençlik ve Spor Bakanlığı olurken kabine üyeleri arasında Fikri Işık ilk sırayı aldı. Dijital varlıklarını en iyi kullanan diğer bakanlıklar ise Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı oldu. Facebook'un canlı yayın haritası. Facebook'a gelen canlı yayın özelliğine bir yenisi eklendi. Facebook Live kullanıcıları artık canlı yayın yapan kişileri harita üzerinden rahatlıkla takip edebilecekler. Facebook harita üzerindeki mavi noktacıklara gelindiği zaman o anda yapılan yayın ve yayını kaç kişinin takip ettiği görülebiliyor. Hepinize merhabalar sevgili Altın Rehber izleyicileri. Efendim sektörler arası yolculuğumuza her zamanki gibi hız kesmeden devam ediyoruz. Ve şimdi sizlere Bağcılar'dan Çiğdem Orman Ürünlerinden sesleniyoruz. Yanımızda Yusuf Bey var. Merhabalar Yusuf Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlk olarak size hemen şunu sormak istiyorum. Siz burada imalat sektörüne ve mobilya sektörüne hizmet veriyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Bu ilk ürettiğiniz malzemelerin ham maddelerini siz kendiniz mi üretiyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Esas ham maddelerini üretici fabrikalardan alıyoruz. Biz burada suntalamları, medefeleri mobilya imalatçılarına tedarik ediyoruz. Aynı zamanda yarı mamul şekle getirerek, yani kesimini ve ebatlamasını yapıp, kenar bantını da yapıp mobilya imalatçılarının hizmetine sunuyoruz. Evet. Peki ham maddesini sizin üretiyor olmanız bir avantaj mı, dezavantaj mı? Şimdi biz zaten ham madde üretemiyoruz ama aldığımız ürünleri, fabrikalardan aldığımız ürünleri fabrikalara, üretici firmalara yarı mamul olarak vermemiz hem onların zamanı açısından hem de işçiliğin ve mobilyanın temiz çıkması açısından faydalı oluyor. Peki efendim, Türkiye'de içinde bulunduğunuz sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Mobilya sektörü çok büyük bir sektör. Ekonominin inşaatla beraber itici güçlerinden birisi. Ve sektörümüz Avrupa çapında ve dünya çapında lider sektörlerden birisi Türkiye olarak. Sunta olsun, Medefe olsun, üretici firmalarımız epey bir yurt dışı ihracatı yapmaktalar. Gelecekte Çiğdem Orman Ürünlerini nerede göreceğiz? Kendinizi bu sektörde nerede göreceksiniz? Yani gidişat Avrupa'da da böyle oldu. Artık mobilya fabrikasına dönüşme aşamasına gelebilir. Nihai tüketiciye direkt satışlar olabilir. Ama şu anda biz imalatçılara, ara imalatçılara hizmet veriyoruz. Ama Avrupa'da da gördüğümüz gibi bu tam bir mobilya fabrikasına dönüşebilir. Nihai ürünlerin satışı yapabiliriz ileride, makinalaşarak tabii ki. Tatil yapmaya karar verdiniz ve bir otele rezervasyon yaptırdınız. Peki bir otelden beklentilerimiz neler olurdu sizce? Turizm sektöründe oteller aslında büyük bir yer kaplıyor. Ekibimiz bu hafta Golden Rent Oteli ziyaret etti. İzleyelim. Hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Altın Rehber ailesi şimdi de sizler için turizm sektörünün kalbi olan otellerin nabzını yokluyor efendim. Kadıköy'den Golden Rest Otel'den sesleniyoruz sizlere şimdi de. Yanımda otel sahibi Burak Bey ve satış müdürü Burcu Hanım var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak Bey. Merhabalar Burcu Hanım. Merhaba, hoş geldiniz otelimize. Hoş bulduk efendim. İlk sorularımla hemen başlıyorum. Efendim, müşterilerin, misafirlerin bir otelden beklentileri nelerdir? Misafirlerin otellerimizden beklentileri geldiği zaman da kendini rahat, evinde gibi hissetmesi gerekiyor. Bizim amacımız da misafirlerimizin otelimizden ayrılırken maksimum seviyede mutlu ayrılması, memnun ayrılması. Biz onları memnun göndereceğiz ki onlar da bize reklam yapacaklar. Ve daha çok biz misafir kazanması olacağız. Peki efendim, şehir otelciliği yapıyorsunuz anladığımız kadarıyla. Evet. Yaz geliyor. Yaz-kış sezonu sizi etkiliyor mu?
Şehir otelciliğinde yaz kış sezon diye bir şey yok. Otelin konumu, lokasyonu bir kere önemli. Onun dışında Ramazan ayı, bayram tatilleri ve yeni yıla geçiş sürecinde bir durgunluk olur. Onun dışında bir durgunluk vesaire bir şey olmuyor. Az önce lokasyon dediniz ve siz, evet, Kadıköy'desiniz. Bu kadar merkezi bir yerde olmanız tabii ki bir avantaj. Ne gibi avantajlar var? Tercih edilme konusunda önemli oluyor. Toplu taşımadan tutun da, Marmara'dan tutun da, metrodan tutun da, vapur iskelesinden tutun da her yere otelimiz yürüme mesafesi olarak 5 dakika mesafede. Bu arada Fenerbahçe'yi de unutmamak lazım. Stat çok yakın bize. Büyük maçlarda inanılmaz bir kalabalık oluşuyor bölgemizde. Bu tarz avantajları oluyor tabii ki bize. Peki efendim, satış müdürümüz Burcu Hanım'a dönelim ve bir şeyler soracağız size efendim. Buyurun. Müşterileriniz kimler Burcu Hanım? Müşterilerimiz genelde yerli ve yabancı münferit misafirlerimiz ve online satışımız, seyahat acentalarımız ve kurumsal firmalarımız. Şu an bünyemizde olan misafirlerimiz. Odalarınız nasıl efendim, neler var? Odalarımız şu anda bünyemizde 47 oda olarak hizmet vermekteyiz. 3 adet suitimiz, diğer dağılımlar executive ve standart odalarımız şeklinde. Otellerin turizm sektöründeki önemini bize biraz anlatır mısınız? Otellerin turizmden ziyade öncelikle ülkemize, daha doğrusu turizmin ülkemize çok büyük faydası olmakta. Döviz girdisi olarak turistlerin geldiğinde ülkemize istihdam iş imkanları artmaktadır. Otelciliğe gelince de yani biz otelciler de mümkün mertebe gelen her turisti en iyi şekilde ağırlayıp, en iyi şekilde yardımcı olup her ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına çalışıyoruz. Fakat bu sadece biz otelcilerin gayretleriyle veya çabalarıyla olmuyor. Tüm insanlarımızın turistlere ayrı bir özen göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar çok turist alırsak ülkemiz için o kadar çok faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Bu şekilde. Efendim peki gelecekte Golden Rest Otel'e neler katacaksınız? Neler olacak? İnşallah her otelcinin hedefi otelini büyütmektir. Oda sayısı olarak büyütmektir. Otel sayısı olarak büyütmektir. Bizim de hedefimiz tabii ki inşallah bu sektörde en iyilerden biri olmak. Kendimizi bir marka haline getirebilmek burada bizim asıl amacımız. Ondan sonra da nasip olursa tabii başka oteller açarak kendi bünyemizde zincir diye tabir edilen oteller haline gelmek tabii ki istiyoruz biz de. HastaneTV.com'un katkılarıyla hazırladığımız uzman röportajlarımız var sırada. Kombine estetik ameliyatlar nasıl yapılır? Profesör Doktor Aylin Bilgin Karabulut röportajımız. İzleyelim. Hastanın isteği durumunda eğer biz de uygun bulup onaylıyorsak birden fazla bir ameliyatın bir arada gerçekleştirilmesidir. Bunlar neler olabilir? Çok büyük bir sıklıkla ben mesela meme ve karın ameliyatlarını bir arada gerçekleştiriyorum. Aslında belki de aynı amaca hizmet ediyor. Özellikle doğum sonrası deformasyonlarda ya da yüz bölgesinde göz kapaklarıyla yüz germenin, boyun germenin bir arada yapılması gibi. Ama bunun yanı sıra hastanın genel durumu izin verecektir. Mesela meme ameliyatı da buna eklemek mümkün. Dediğim gibi burada kritik olan hastanın genel durumu, yani kilosu ve vücudunun ne durumda olduğu. Ameliyat süreleri artık eskisi kadar bizi korkutmuyor. Ama gene de mümkün olduğunca hızlı çalışıyoruz tabii ki. Bu bir avantaj her zaman. Ama şöyle bir amaç. Aynı anda daha biraz daha ekonomik, vakit açısından özellikle ama maddi açıdan da olacak şekilde, yani hasta bir kez dinlenmeye vakit ayırmışken rahatsız olduğu birkaç bölgesinin aynı anda şekillendirilmesi kombine ameliyat olarak isimlendiriliyor. Daha çok futbolculardan bildiğimiz menisküs yırtığı nedir? Uzmanımıza sorduk. Operatör Doktor Şamil Bezirgan ile özel röportajımız var sırada. İzleyelim. Diz ağrılarının bir sebeplerinin birinden de bahsettiğimizde menisküs yırtıkları demiştik. Menisküsten de bahsettik. Hilal şeklinde olan kıkırdaktır. Yırtıkların sebebi ters harekettir. Özellikle futbolcularda görülür. Genelde gençlerde ve yaşlılarda bile menisküs yırtığı oluşabiliyor. Ayak yere sabitken üzerine dönme hareketinde en fazla görülür. Bu hareket sırasında menisküs hilal şeklinde olduğu için yerinde zorlanıp yırtılır. Yırtıldığı zaman yırtık şekilleri var. Uzunlamasına, enlemesine,
yırtıklar olur, ufak olur, parçalar büyük olur. Bunların hepsinde ağrı ve şişme olur. Bazılarında eğer parça büyükse iki kemik arasına takılır, hareketi kitler. Genelde bazen acil durumlarda hasta bize geliyor, dizi bükülüp ama açamıyor. Arada parça olduğu için. Ya da tersi, düz iken bacak bükülmeme şekli zorlanma oluyor. Gözümüz bizim için çok önemli. Hiç duydunuz mu? Tavuk karası hastalığı nedir? Merak ettik ve sorduk. Doçent Doktor Nur Acar ile özel röportajımız var sırada. İzleyelim. Tavuk karası hastalığının tıbbi adı retinitis pigmentosa'dır ve gece körlüğü şeklinde de bilinebilir. Bu hastalık retinayı, yani gözün iç çeperini saran ince sinir hücrelerinden oluşan tabakayı hedefler, onu tutar ve ilerleyici bir hastalıktır. Buradaki hücrelerdeki, ışığı algılayacak hücrelerdeki ilerleyici hasara sebep olur ve bu şekilde de hastanın görmesi giderek azalır. Siz de Hastane TV.com'un avantajlarından yararlanmak için 0212 213 55 66 numaradan Hastane TV'ye ulaşabilirsiniz. Bakımlı bir cilde sahip olmak iyi bir cilt bakımından geçer aslında. Peki cilt bakımını ne sıklıkla yaptırmalıyız? Diva Park Güzellik Salonu'ndayız ve birçok önemli sorular sorduk. İzleyelim. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, efendim şimdi Diva Park Güzellik Salonu'nun sahipleriyle birlikteyiz. İki tane şık mı şık, güzel mi güzel hanımefendiyleyim. Gördüğünüz gibi Bahar Hanım ve Yelda Hanım var yanımda. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar Yelda Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hemen ilk sorularımla başlayayım o zaman. Efendim burada neler var, neler yapıyorsunuz? Burada saçla ilgili her şey, cilt bakımı, kalıcı makyaj özellikle çok ön planda. İş yerimizde. Daha çok aslında kalıcı makyajla ön plandayız. Saçla da çok iyiyiz. Güzellikle ilgili olan her şey var. O zaman hemen soruyorum. Kalıcı makyajın normal makyajdan farkı ve avantajı nedir? Adı üzerinde olduğu gibi kalıcı olması. Öncelikle en önemli özelliği. Özellikle kaşlarda inanılmaz derecede güzel sonuçlar alıyoruz. Kaşları belirginleştirmekte. Düşük kaşlarda daha kalkık, daha güzel görünüm elde ediyoruz. Gözlerde yine daha belirgin bakışlar ve dudaklarda da aynen o şekilde. Yazın tatilde havuzda inanılmaz derecede rahat oluyor bayanlar. Doğal yapılması çok önemli. Müşterilerin en çok istediği şey yapay görüntü olmaması. Bizim için de dikkat ettiğimiz şeylerden biri yapay görüntüden uzaklaşarak daha doğallığı ön plana çıkartmak. Aslında güzelliğe güzellik katmak kalıcı makyajda işimiz. Bunu da çok iyi yaptığımıza inanıyoruz. Peki efendim az önce dediğiniz gibi yaz önümüzde ve tatile gideceğiz, havuza gireceğiz, denize gireceğiz. Yanımızda kalıcı makyajımız varsa makyaj çantası taşımaya gerek var mı? Ya da denize ve havuza girdiğimizde bu bizi etkileyecek mi? Şöyle kalıcı makyaj olan özellikle kaşlarında, gözlerinde bir eyeliner, dudakta da hafif nude tonlarında bir kalıcı makyajı olan bayanın kesinlikle yanında makyaj çantası götürmesine gerek yok. Çünkü zaten yeterince renkli olacaktır. O yüzden de ihtiyacı olmayacaktır. Biz kadınların çok işine gelen bir durum evet. O zaman bu. Çok yani inanılmaz derecede kullanışlıdır. Zaten günümüzde çok kadın artık buna yöneliyor. Yaptıran çok insan var şu anda. Bilen, yaptıran çok kişi var. Peki 2016 yaz trendleri nedir makyaj renklerinde, tonlarında? Genelde nude tonlar şu anda ön planda ve ciddi ıslak görünüm. Yani daha parlak, daha aydınlık görünüm ön planda ve yüz kontrolleme çok ön planda. Yani yüzdeki o hatları belirginleştirerek parlak ve ıslak görünümle daha nude, daha doğal tonlar ön planda şu anda. Peki gündelik hayatımızda makyaj yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Yani yine doğallıktan kaçmadan daha matla birlikte, daha mat bir ten ama yanaklarda, yamacık kemiklerinde biraz daha parlak bir görüntü daha güzel görünüyor şu anda. Peki Bahar Hanım, bildiğimiz gibi kuru ve yağlı cilt tipleri var. Şimdi bu cilt tiplerine göre bize makyaj önerilerinde bulunabilir misiniz? Tabii. Özellikle yağlı ciltlerde yağsız fondöten tercih edilirse cilt daha mat ve daha güzel görünür. Kuru ciltlerde ise nem bariyerini kuvvetlendirecek daha nemli su bazlı ürünler tercih edildiği zaman da cilt daha nemli ve daha parlak duracaktır.
Peki siz ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? 14 yıldır bu işi yapıyorum. Benim anne mesleği. Annemin yönlendirmesiyle başlamış olduğum bir meslek. Uzun yıllar Dior diye bir markada çalıştım. Makyözlük yaptım. Yurt dışında dereceler aldım. Daha sonrasında da birlikte aileyle bu işe girdik. Uzun yıllardır da bu şekilde devam ediyoruz. Efendim, gündelik makyaj dedik ya da özel günlere, özel günlerde yapılan makyajlar var. Ama bu makyajın gerçekten doğru yapılma tekniği nedir? Püf noktalar neler? Yani burada yüz şeklini çok iyi bilmek gerekiyor. Eğer yüz şeklini bilirseniz ona göre bir uygulama yaparsınız. Yüz şeklini bilmediğiniz takdirde de göz şeklini, yüz ovalini, burnu, yani bunları bilmediğiniz takdirde güzel bir makyaj çıkartamazsınız. Son zamanlarda sosyal medyada da çok popüler olan videolar var. Makyajdan önce sonra, evet. Before after diye videolar var. Gerçekten makyaj bir insanı çok değiştiriyor. Çünkü yüz kontürlemeyle inanılmaz derecede harikalar yaratabiliyorsunuz. Ama tabii güzelliğe güzellik katmak amaç, yani ne kadar değişebilir? Değiştiriyoruz tabii ki de ama yine de var olanı güzelleştiriyoruz diyelim. Peki cilt sağlığıyla makyaj arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendireceğiz? Cilt temizliğini doğru yaptığınız sürece makyajın hiçbir zararı yoktur aslında. Kesinlikle. Önemli Peki. olan burada cilt temizliğini doğru yapıyor olmak. Yani kesinlikle fondötenin ya da ürünlerin cilde vermiş olduğu bir zarar yok. Ama eğer makyajını yaptıktan sonra temizlemez, makyajı yatarsa tabii ki de ciltte problemler ortaya çıkar. Ama temizliğini iyi yaptığınız sürece kesinlikle zararı yok. Yani haftanın 7 günü işe giderken makyaj yapabilirim. Evet, yapabilir. Yapabilir ama temizliğini iyi yapıyor olması gerek. O zaman şimdi Yelda Hanım'la devam edelim biraz. Evet, efendim, ürünleri bildiğimiz kadarıyla siz alıyorsunuz. Ürünleri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz cilt bakımında ve kalıcı makyaj ürünlerinde? Öncelikle kalite bizim için vazgeçilmez bir şeydir. Yani güzellik salonumuzda kalite dediğimiz zaman birinci sırada gelir. Hijyen ve kalite. Kaliteli olması dikkat ediyorum. Orijinal olmasına dikkat ediyorum. Bunlar çok önemli. Ve müşterimizin her türlü talebine karşılık vermemiz gerekiyor. Yani bir müşteri geldiği zaman cilt tipine göre bütün ürünlerimizin elimizde olmasına dikkat ediyoruz. Özellikle de seçimlerimiz hep kaliteden yana. Efendim, bu kalıcı makyajla ve cilt bakımıyla ilgili ürünleri seçerken müşterilerin beklentileri daha çok neler oluyor? Ve bu konuyla ilgili ne soruyorlar en fazla size? En çok bitkisel olup olmadığını soruyorlar. Alerji yapıp yapamayacağını soruyorlar. Sağlığımıza zarar verir mi konuları daha çok gündemde. Biz özellikle ürünlerimizi yurt dışından getirtiyoruz. Hiçbir şekilde anti alerjik ürünler kullanıyoruz. Müşteriye zarar vermeyecek şekilde. Çünkü bizim için sadece uygulama önemli değil, sonrası da çok önemli. Sonrasında da müşterilerimizin güler yüzle bize dönmeleri ve bize arkasından tavsiye etmeleri bizim için çok çok önemli bir şey. Dolayısıyla kendimize kullanmadığımız, kullanamayacağımız hiçbir ürünü müşterimize kullanmıyoruz. Yelda Hanım, şimdi çoğu zaman zamanımız olmuyor güzel bir güzellik merkezine gelip makyaj yaptırmak için. Biz kendimiz evimizde makyaj yaparken, ürünlerimizi seçerken nelere dikkat edelim, ne yapalım, nereden alalım? Ben önce yine kalite diyorum. Yani bizim bu sloganımız öyle diyeyim. Bilindik ürünlerin tercih edilmesini söyleyebilirim. Ayrıca cilt tipine göre makyaj malzemeleri kullanılmasının çok önemi var. Bir yağlı cildin kuru cilt tipine uygun bir fondöten kullanması hem cildini bozacaktır hem de çirkin bir görün sergileyecektir. Dolayısıyla hem cilt tipine uygun hem de kaliteli ürünleri tercih ederlerse çok güzel bir görüntü çıkacağını eminim. Gelip size danışsak bize yardımcı olur musunuz? Tabii ki. Tabii ki elimizden geldiğince her şekilde yardımcı oluruz. Tabii profesyonel ellerden destek almak her zaman için iyidir. Tabii ki. Ne demek? Biz de mutlu oluyoruz zaten. Güzelliklere güzellikler katıyoruz ve mutlu oluyoruz. Evet, şimdi cilt bakımıyla Bahar Hanım'la devam edelim. Efendim, cilt bakımı da yapıyorsunuz burada. Cilt bakımına başlama yaşı kaç? Ergenlik dönemiyle birlikte başlıyor aslında, 15 yaş itibariyle başlıyor. Çünkü ergenlik döneminde ciddi bir sivilcelenme ve siyah nokta problemi oluyor. Bununla birlikte de kişide rahatsızlıklar meydana geliyor. Bu sebeple de 15 yaş itibariyle cilt bakımlarına başlıyoruz. Peki ne sıklıkla cilt bakımına yaptırmalıyız ya da gelmeliyiz? Ayda bir mutlaka yapılması gerekiyor, derinlemesine bir bakım, ama kişinin de haftalık bakımlarını düzenli olarak haftanın bir gününü evde devam etmesi gerekiyor. Peki
biz siyah noktalarla ve sivilcelerle nasıl başa çıkacağız? Evde kendiniz kişisel olarak haftada bir peeling uygulaması yapabilir ve bununla birlikte bir kil maskesi uygulayabilirsiniz. Son derece iyi gelecektir. Diva Park'ta siz bu konuştuğumuz hizmetlerin hangilerini veriyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Diva Park'ı biraz yakından tanıyalım. Bu söylemiş olduğum uygulamaların hepsini yapıyoruz şu anda biz. Yani cilt bakımıyla ilgili vitamin kürlerimiz var, derinlemesine bakımımız var. Özellikle problemli ciltler için siyah nokta temizliğimiz var. Leke tedavilerimiz mevcut. Ciltteki elastiket kaybını toparlamak için radyo frekans diye bir sistemimiz var. Kolajen bağ dokusunu ısı yöntemiyle tedavi ediyor. Son derece geniş kapsamlı bir cilt bakım ünitemiz var salonumuzda. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, Diva Park'ın tesettürlü hanımlar için de özel bir yeri var. Şimdi de oradayız. Bu konuda da Yelda Hanım bizi bilgilendirecek ve onun yanı sıra yanımızda Ayşe Hanım ve Müşerref Hanım da var. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar Müşerref Hanım. Merhaba. Evet Yelda Hanım, burada neler oluyor? Şimdi biliyorsunuz ki tesettürlü hanımlarımız rahat hareket etmek istiyorlar. Kuaför salonunda rahat rahat hizmetleri almak istiyorlar. Dolayısıyla biz de düşündük Diva Park ailesi olarak böyle bir yer açalım dedik. Ve onlara özel bir salon oluşturduk. Diğer salonumuzda olduğu gibi bu salonumuzda her şey mevcut. Saç renklendirmesi, saçla olan bütün bakımlar, cilt bakımlarımız, gene kalıcı makyaj, hepsi mevcut burada. Bütün hizmetlerimizi onlara da sunuyoruz. Ve güzel de sonuçlar alıyoruz. Çünkü onlara ait bir yer yok. Dolayısıyla biz onları düşünerek böyle bir yola çıktık. Umarım memnun edeceğiz onları da. İş dünyası ve farklı sektörlerin sıkı takipçileri, sevgili Altın Rehber izleyicileri, hepinize merhabalar efendim. Birbirinden farklı sektörleri tanıtmaya ve anlatmaya devam ediyoruz ve şimdi de sizlere Beylikdüzü'nden etkiler havuz sistemlerinden sesleniyoruz. Yanımızda Emre Bey var. Merhabalar Emre Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlk olarak size hemen şunu sormak istiyorum. Etkiler havuz sistemleri neler yapıyor? Bize biraz çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Tabii ki. Etkiler havuzu olarak biz yüzme havuzları, süs havuzları, ışık oyunları, su oyunları, kuru sistem havuzlar yapıyoruz. Bunları topraktan alıp anahtar teslim olarak müşterimize teslim ediyoruz. Bu faaliyette müşterilerimize gereken yerlerine gidip görüp onlara göre tasarım, projelendirme yapıp bunların uygulamalarını yapıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla dekorasyonla uzaktan da olsa bir ilişkiniz var. Bu ilişki ne boyutta? Ya dış dekorasyon diyelim biz buna. Peyzaj mimarları arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Onlar peyzaj yaptıkları bahçelerde su sesi duymak istediklerinde bizlere irtibata geçiyorlar. Peki müşterileriniz kimler Emre Bey? Belediyeleri oluyor, özel müşterilerimiz oluyor, işte ünlü olan müşterilerimiz oluyor. Mesela, hemen öğrenelim. Mesela Ajda Hanım'ın Tarabya'daki villasına, Mehmet Almaz Bey'in Etiler'deki ofisine, Tarkan'ın Antalya'daki villasına bu uygulamaları yapmış bulunmaktayız. Şahane. Peki efendim diyelim ki ben kendi evime böyle bir havuz yaptırıyorum ya da yaptırdım. Fakat bakıyorum, inceliyorum, memnun kalmıyorum. Ben bunu neye göre anlayacağım, kriterlerim neler olmalı? Buradan izleyicilerimize de bunun bilgisini vermiş olalım. Şimdi havuz sistemlerinde önemli olan asıl şey izolasyondur. Biz betonun arma aşamasını bitirdikten sonra havuzlarımızı izole ediyoruz. İzole ettikten sonra havuzlarımıza su doldurup bunları teste tabi tutuyoruz. Tabii bu testi tabi tutmamızdaki sebep içerisindeki kaplamaya geçmeden önce eğer bir kaçak varsa buna anında müdahale etmektir. Testimiz başarılı olduktan sonra kaplamasına geçiyoruz. Ondan sonra da mekanik aksamında çalışmalarımıza geçiyoruz. Yani eğer profesyonel olarak çalışan firma olursa bu aşamaları tek tek izlemek zorunda olur. Peki ülkemizde bu havuz sistemleri olayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ülkemizde şöyle havuz firması çok fazla var. Ama bunların bazıları atıyorum bizim firmamızda çalışıp 3 yıl 5 yıl yanımızda çalışıp da kendisi ayrılıp ben bu işi yaparım diyen insanlardır. Ustalardır diyeyim daha doğrusu. Yapıyorlar. Ondan sonra herhangi bir problem çıktığında hiçbir şekilde ne garanti ne bir daha dönüp müşteriye bu işle ilgili dönüş ya da arıza giderimi için herhangi bir dönüşte bulunmuyorlar. Demişken o zaman hemen şunu sormak istiyorum. Sizin müşterilerinize sağladığınız bir teminat var mı? Herhangi bir memnuniyetsizlik durumunda?
Şöyle söyleyeyim, biz işi teslim ederken tabii ki bizde müşteri memnuniyeti ön safhada. İşi teslim ederken müşterimizin hoşuna gitmeyen yerler varsa bunları düzeltip müşterinin gönlünü yapıp ondan sonra işimizi teslim ediyoruz. Ama işi bitirince bizim işimiz bitmiş sayılmıyor. Biz müşterimize betonarme kısmında ömür boyu garanti, mekanik kısmında da eğer müşteriden kaynaklanan bir problem yoksa servisle gidip bütün problemleri çözüp ücretsiz bir şekilde bunu değerlendiriyoruz. Yani garantimizi vermiş oluyoruz biz. Peki gelecekte etkiler havuz sistemi kendini nerede görüyor bu sektörde? Yani daha ileriye, daha yükseğe çıkmaya çalışıyoruz. Bu yüzden merkezimiz Beylikdüzü'nde bir şube olarak da Antalya tarafına bir şube açmayı düşünüyoruz. Tabii bunun için de altyapı çalışmaları yapıyoruz, araştırmalarımızı yapıyoruz. Çünkü orada da çok fazla firma olduğu için biz ön plana çıkmaya çalışıyoruz daha çok. Peki efendim, son olarak şunu sorayım. İzleyicilerimiz böyle bir ihtiyaçları doğduğu zaman neden etkiler havuz sistemlerini seçsinler? Sizi bu sektörde rakiplerinizden farklı kılan şey nedir? Bizim dediğim gibi, yani başta da söylediğim gibi, biz her zaman yaptığımız işin arkasındayız. Yani işi bitirip sadece günübirlik para kazanma derdinde değiliz. Biz daha çok müşteri memnuniyeti ve müşteri potansiyeli oluşturmaya çalışıyoruz. Daha kurumsal bir yapıya girmeye çalıştığımız için tabii müşterilerin tercihine bağlı olarak biraz piyasa şartlarını zorlayarak tercih edebilirler yani. Peki efendim, teşekkürler bu güzel paylaşımlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, efendim yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte siz de evlerinizi biraz daha güzelleştirmek istiyorsanız ve şurada da güzel bir havuzum olsa, gözüm gönlüm açılsa diyorsanız etkiler havuz sistemlerini ziyaret edebilirsiniz efendim. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Takipte kalın. Bir lisan bir insan. Boşa söylenmemiş bu söz. Hepimiz biliriz. Dil bilmek ve bunu kullanmak kişiye tartışmasız çok şey katar. Dilin 100 bin yıl önce Afrika'da oluştuğunu ve 50 bin yıl önce de Orta Doğu üzerinden yayıldığını biliyor muydunuz? Dil öğrenmenin avantajları ise oldukça fazla. Eğitimde öncü bir firmadayız. İzleyelim. Okulumuzun en büyük özelliği sınıflarımızın sadece 6 kişilik olması. Hatta en fazla 6 kişilik olması. Çünkü bazen bazı sınıflarımız 4 kişi, 3 kişi de olabiliyor. Bunun dışında buraya başvuran katılımcılarımızın tamamına özellikle seviye tespit sınavlarından sonra kişisel ihtiyaç analizi çıkarıyoruz. Kişisel ihtiyaç analizinde öğrencinin dille ilgili nasıl bir gelişimi istediğine ve ne kadar ilerlemek istediğine dair bilgileri alıp daha sonra kendisine bu eğitimi ne kadar sürede tamamlayabileceğini iletiyoruz. Evet, bir de aynı zamanda bildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla sadece yabancı dil eğitimi vermiyorsunuz. Türkiye'de yaşayan yabancılarına Türkçe öğrenmeye de dil eğitimi veriyorsunuz değil mi bu konuda? Evet. Yabancılara Türkçe eğitimimiz var. Burada Türkiye'de belli başlı kurumların üst düzey yöneticilerine Türkçe öğretiyoruz. Birkaç seneden beri devam eden öğrencilerimiz de var. Gayet iyi Türkçeleri. Bu konuda çok başarılı olduğumuza inanıyorum. İyi sonuçlar alıyoruz. Düzenli bir şekilde dil eğitimi alıp ne kadar sürede efendim kursumuzu tamamlıyoruz, ne kadar almamız gerekiyor dil eğitimi? Aslında bu öğrencinin isteğine göre biraz değişiyor. Çünkü bazı öğrencilerimiz sadece basit düzeyde başlayıp devam edip bırakmak istiyorlar. Ama tamamen güzel Türkçe ya da tamamen güzel İngilizce konuşmak için en az bir yıl sistemli bir şekilde çalışmaları ve buraya vakit ayırmaları gerekiyor. Tabii ki ödevlerini de yapmaları gerekiyor. Öğrencilerimize en çok bunu söylüyoruz. Onun dışında bizim Survival Turkish diye bir programımız var. Biz 30 saatte İstanbul'a gelen herhangi bir yabancıyı kendi işini halledebilecek kadar Türkçe konuşturacak hale getirebiliyoruz. Bu da sadece bir aylık bir süre demek bizim için. Bizim en büyük farkımız aslında Türkiye'de çok büyük olan bir eksiği kapattığımızı düşünüyoruz. Herkes dil bilgisini alıyor ama maalesef konuşamıyor İngilizceyi. Biz buraya gelen öğrencilerimizi gerçekten konuşturarak buradan uğurluyoruz. Eğitimleri tamamlandığında onlar da sınıflarında teşekkür ederek geliyorlar. O yüzden biz İngilizceyi konuşturma hedefiyle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz diye düşünüyoruz. Evet, ayrıca özellikle yurt dışında çalışmak isteyen ve okumak isteyenleri de buraya davet ediyoruz değil mi dil eğitimi için?
Aynen öyle. Hem burada onlara bir başlangıç yapıp emin adımlarla gitmelerini sağlayacağız onların. İnşallah herkesi de burada daha fazla, daha kalabalık görmek istiyoruz gelecekte. Sevgili izleyenler, bu hafta da Altın Rehber programının sonuna geldik. Birçok sektörün nabzını tutmaya çalıştık. Siz de Altın Rehber programına katkıda bulunmak için bizi ekrandaki numaralardan arayabilir ve www.altinrehbertv.com üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz bizim için çok önemli. Ben Ataç Ağlayan, haftaya tekrar aynı saatlerde İş Dünyası'nın Kalbi Altın Rehber programında buluşmak üzere. Hoşça kalın.